Haber masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ekranlara tekrar bir koruma belgesi gelecek. O koruma belgesini haber masasına girişte duyurmuştuk. Birlikte bakalım, birlikte görelim o koruma belgesine. Devamında İstanbul Stüdyo'ya konuğumuzu davet edeceğim. Şimdi dün çok tartışıldı Sedat Peker'in bir videosu ki orada Sedat Peker'in videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben koruma polisimi sen vermedin mi sorusu vardı. Bu sorunun ardından gündem çalkalanıyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı zamanda hukukçu milletvekillerinden avukat Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekili belgesiyle paylaştı. Bu belge ne anlatır? Perde arkasında neler vardır konuşacağız. Dolayısıyla maske takmamdan da anladığınız üzere stüdyoda konuğumuz CHP milletvekili Ali Mahir Başarır. Sayın Başarır hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok tartışıldı. Soru şuydu. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sorunun muhatabı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ydu. Sonra bir anda belge budur dediniz. Belgenin hikayesi nedir? Önce şunu söyleyeyim. Tabii sizlerin yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. Umarım diğer bayramda daha böyle beraber olabileceğimiz daha sağlıklı. sağlıklı bayramlarda buluşuruz. Çok teşekkürler. Şimdi eskiden bayramlarda Barış Manço'nun şarkılarıyla oynuyorduk. Ama şimdi hani ülke değişti diyorlar ya AKP'nin bu iktidarında Sedat Peker'in videolarıyla uyanıyoruz. İki güne bir video yayınlıyor. Ben bugün de bekledim ama yayınlamadı. Bakan çıktı dedi ki cevap vermektense organize bir suç örgütü mafya pisliğinin cümleleriyle dedi bize geliyorsunuz. Güzel. Serhat Peker ne dedi? Ben mafyayım. Ben bir suç örgütü lideriyim. Ben bir pisliğim. E bana koruma verdin dedi. Ömer Çelik ve Bakan çıktı bunu inkar etti. Hatta Ömer Çelik dedi ki evra olan konuşsun. Doğru mu? Doğru. Ben de İstanbul Valiliği'nin resmi olarak Sedat Peker'e koruma tavsiye ettiğine ilişkin yazıyı kamuoyuyla paylaştım. Peki o Ömer Çelik bu süslü bakan, temiz bakan, soylu çıkıp hala bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Aslında şimdi çok acı şeyleri konuşuyoruz ülkede. Derin devleti, mafya ilişkilerini, iktidarın bu bağlantılarını, işte Yalıkavak Marina'yı, orada asayişi ağırın sağlamak zorunda olduğunu bir suç örgütü liderinden öğreniyoruz. Orada bir şey daha söyledi. Bakın biz sizle yaklaşık dört gün önce burada bir program daha yaptık. Doğru. Oradan ülkeye bir şey söyledim ben. Asla asla biz boş konuşmuyoruz, belgesiz konuşmuyoruz, bilgisiz konuşmuyoruz. Bunu yurttaşlarımız bilsin. Sedat Peker, nasıl yurt dışına kaçtı dedim. Çıkışını nasıl yaptı? Nasıl yaptı dedim, hatırlıyor musun? Evet. Sayın Bakan, ona haber uçurdu mu dedim. Sedat Peker ne dedi? Sayın Bakan dedi, sen beni arayıp da yurt dışına git, seni alacaklar demedim mi? Doğru mu bunlar? Sanırım Sayın Bakan'dan bu konuda bir yanıt gelmedi. Gelmedi. Sayın Bakan bizi suçluyor. Ama niye suçluyor anlamıyorum. Bu sayede Genel Başkanımız, Meral Hanım, ben, Babacan, hiçbirimiz hayatımızda Sedat Peker'i görmedik. Hayatımızda Sedat Peker'le konuşmadık. Hatta bir şey daha söyleyeyim mi size? O Sedat Peker bu videoların birinde Ali Mahir Başarır ismini yanlışlıkla alsa ben havuz meydasını düşünemiyorum. Soyluyu düşünemiyorum. Günlerdir uyuyan savcıların pazar günü soruşturma açıcı anlamda eminim. Nerede bu ülkede adalet? Nerede savcılar? Ben soruyorum. Neredesiniz beyefendiler? Siz cumhuriyet savcılarısınız. Hala bir soruşturma yok. Peki dün İstanbul Valiliği'nin koruma yasını açıkladım. Vali hakkında bir soruşturma var mı? Emniyet müdürü hakkında soruşturma var mı? Yok. Bir evet, şey daha çıktı. Bu arada herhangi bir itkili aradı mı bu belgeyle? Hayır, ilgili? hayır çünkü belge, belge resmi bir belge, Hı -hı. gerçek bir belge. İnkar etsin hadi sayın süslü bakan, temiz bakan, dürüst bakan. Hadi inkar etsin. Bir şey daha söyleyeyim. İlk kez aslında biliyoruz. Sedat Peker kötü bir örnekti, mafyaydı, suç örgütü lideriydi. İlk kez buradan söylüyorum. Neden? TRT'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin 32. bölümünde oğlunu oynattınız. 32. bölümde Sedat Peker'in oğlu. Evet. Oldu. Soruyorum. Soruyorum. Görüntüler var. Bu TRT kimin vergileriyle ayakta? 84 <laughs> milyonun. Onların verdiği vergilerle halkın kanalı, Türkiye'nin kanalı. Sayın Bakan, Sedat Peker'in oğlu o dizide niye oynadı? Bugün de bunu açıklıyorum. Hadi bakalım söyle. Alakanız yok. O pis bir mafya. O suç örgütü lideri. Ya ona çakarlı araba veriyorsun. Ona koruma veriyorsun. Oğlunu TRT'de diriliş Ertuğrul gibi bir dizide oynatıyorsun. O zaman bakan kimdi? Numan Kurtulmuş. Soruldu ona. Cevap vermedi. Bir yanıt yok. 4 yıldır veya 5 yıldır hala bir yanıt vermedi. Şimdi ben buradan yurttaşlarıma soruyorum. Böyle bir devlet olur mu? Şeffaf, temiz, hukukla yönetilen bir devlet hepimizin isteğidir. Çünkü biz temiz insanlarız. Namuslu insanlarız. Gerçekten bize temiz diyorlar. İroni yapmıyorlar Sayın Bakan. Bir şey daha açıklayayım. Buradan. Bir miting yaptı bu beyefendi. İstanbul'da. Hayır Rize'de. Rize'de. Neyle geldi? Uçak VIP geldi. Rize uçakla VIP'ye evet. geldi. Rize'ye uçakla VIP'le geldi. VIP listesi bellidir. O VIP listesinde bakan vardır, milletvekili vardır, vali vardır, rektör vardır, yüksek yargıçlar vardır. Ama organize suç örgütü lideri yoktur. Çakarlı arabayla havaalanından Rize'ye geldi. Peki bu mitingde izni kim aldı? Kim? Yerel bir gazete. Fırtına. Herhalde yanlış hatırlamıyorum. Sahibi kim? MHP eski il başkanı. Vali nasıl izin verdi buna sen? Rize valiliğinden aldı. Buyurun evraklar orada. Bir gazetenin ön ayak olmasıyla alınmış bir. Evet, terör lanet mitingi. Ha, terör lanet mitingini Sedat Peker yapıyorsa, Bodrum Marina'yı uyuşturucu tacirlerinden ve mafyadan Mehmet Ağar koruyorsa, vay halimize, o zaman vay şu... ülkemin haline. Şu soruyu sormak lazım bir hukukçu olarak. Doğrusu neydi bu işin? Sedat Peker ilk videoyu yayınladı, ilk suçlamaları yaptı. Bir hukuk devletinde olması gereken neydi? Süreç nasıl işlemeliydi adım adım? Şimdi hemen söyleyeyim. Ee, suru hep beraber gördük. Bir trafik kazası oldu. O arabadan ölenler oldu, kurtulanlar oldu. Siyasetçi vardı, mafya vardı. Ve oradan bir komisyon kuruldu. Olay ne noktalara gitti? Mehmet Ağar da ceza aldı. Korkut de orasındaki ceza evet. aldı. Birçok isim ceza aldı. Ve milyonlarca insan karanlık için aydınlığa bir dakika ışıkları yakıp söndü o gün ülke. Bugün ne olması gerekiyor? Bir, savcıların derhal harekete geçmesi gerekiyor. İki, derhal mecliste bir komisyon kurulması gerekiyor. Komisyonun tüm ilişkileri incelemesi, bir rapor hazırlaması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor. Fahrettin Altun, Allah'ım ya Rabbim. Türkiye'yi 90'lara götürüyoruz.